Tutuktan başlama hayır. Peki niçin hayır? İlk başta sistemin benzettikleri ülke Amerika, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama, yargı, yaşama, yürütme ve yargı tamamen ayrı. Velhasıl şu anki anayasa değişikliği taslağına baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın her şeyi atama etkisi olacak. HSYK üyelerine, Anayasa Mahkemesi üyelerine HSYK olacak, HSYK olmayacak. Bu ülkede bu tarz bir anayasa uygulanan ülkelere baktığımızda ise genelde Afrika ülkeleri var, Zambiya var, Gambiya var, Ghana var, Kamerun var. Ve bu ülkelere baktığımızda GDP sırasında dünyada 180 ülkede 150 ve gerisinde olan ülkeler. Türkiye eğer bu sisteme geçerse bu sadece tek bir kişi için değil, devamını getirilebilen bir sistem olması lazım. Bu bağlamda şu anki Cumhurbaşkanı gidip yerine başka bir Cumhurbaşkanı geldiğinde dahi tehlikeli bir sistem olacak. Çünkü bütün güçleri tek bir kişinin eline vermek, özellikle yönetimde 10 yıl ve devamını getiren, çünkü psikolojik açıdan baktığımızda 10 yıldan fazla siyasette kalan insanlarda bir tanrı kompleksi olur. Ve herhangi bir Cumhurbaşkanı 10 yıldan fazla kaldığı zaman, çünkü anayasa taslağında şöyle bir boşluk var. İki dönem seçilebilmesine rağmen Cumhurbaşkanı, iki dönem 5'er yılın 10 yıl oluyor. Cumhurbaşkanı ikinci dönemde 4,5 yıl olduğu sırada hükümeti feshedip tekrar seçime götürme yetkisine sahip olacak. Bu da Cumhurbaşkanı 15 yıl görevde kalabilme süresi demek olacak. 15 yıl bu ülkenin kuruluşunu itibaren geçerlerin 5'li 1'i demek oluyor, 6'lı 1 demek oluyor. Bir ülkenin %20'sini tek bir kişiye eğer emanet edeceksek orada bir sıkıntı olur. Referandum için sandığa gitsek oyunuz evet mi olur, hayır mı? Evet. Niçin evet? Niçin? Dış güçler evet, hayır diyorsa ben evet diyorum. Dış güçler evet diyorsa ben hayır diyorum. Hayır diyorsa ben evet diyorum. Hayır. Niçin?